Cumhuriyet Günü'nün getirdikleri devam ediyor. Sayın seyirciler, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sayın Mustafa Akıncı stüdyo konuğumuz, seçim sürecini konuşacağız. Bütün adaylar resmi başvurularını yaptılar. Bugün sizlerin de soru ve görüşlerini bekliyoruz. Mesajlarınıza cevap arayacağız. 4143 SMS numaramız ve sosyal medya size açık. Facebook'tan, Twitter'dan bize ulaşabiliyorsunuz. Hoş geldiniz diyelim. Öncelikle hayırlı merhaba. Olsun. Resmen başvurdunuz. Evet. Ve başka bir resmi sürece evrildi dönem. Doğru. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Vallahi bir sürecin yeni bir sıçrama noktasıydı bugün. Biz adaylığını ilk açıklayan olduk. Öncelikle köy gezileri, sivil toplum örgütü ziyaretleri, medya ziyaretleri derken ilk kitlesel buluşmayı da halkımızla biz yapmıştık. Bugün de sabah saatlerinde, saat 9 civarında Yüksek Seçim Kurulu'na resmen adaylık başvurumuzu yaptık. Bugünden sonra yeni bir süreç başlıyor. Artık adaylar belli. 24'ünde de propaganda dönemi başlıyor ama aslında başlamış durumda çoktan. O resmi kısmı olacak. Toplumumuza hayırlı olsun diyorum ben de. Kendi payıma her zaman söylediğim bir şey var. Benim bu adaylığım kendi kişisel makam tutkusuyla gerçekleşmiş olan bir adaylık değil. Gerçekten halkımızın değişik kesimlerinden gelen çağrılara kulak vermenin sonucunda ortaya çıkmış bir adaylıktır bu. Buna inanarak söylüyorum. Çünkü bunu gözlemledim. Böyle bir çağrının geçerliliğini yaşayarak gördüm. O nedenle bu adaylığı zaten düşündüm ve nihayetinde de halkın verdiği mesaja uygun olarak bugün o formaliteyi yerine getirdik. Yüreğimizde zaten beynimizde vardı. Bugün kağıt üzerinde de yapmış olduk o formaliteyi. Bütün toplumumuza hayırlı olsun demekten evet, başka ve çalışmaya... Adaylar da resmi başvurularını yapmış oldular bugün böylelikle. Evet. Son dönemde aslında son bir iki gündür gündemde olan Sayın Alpay Durduran'ın eleştirileri var size yönelik ve sizin TKP döneminize yönelik partiden solcuları tasfiye etti diyor Sayın Alpay Durduran. Ne düşünüyorsunuz eleştirilerle ilgili olarak? Vallahi eleştiri mi bu, çamur atma mı bu, onu halkımızın takdirine bırakmak lazım. Çünkü eleştiri farklı bir şeydir. Eleştiriyi bir şeyi daha iyiye, daha güzele götürmek uğruna burası yanlış, böyle olması gerekir denebilecek tarzda olan değerlendirmeler olabilir. Yahut da öyle olmasa bile geçmişe yönelik bir eleştiri ise bu, onun da düzeyini sağlam tutmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer siz yıllar öncesinden hala da içinizdeki kini ve nefreti atmadıysanız, işte Alpay Durduran gibi konuşursunuz. Öyle bir duygu içinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum çünkü kanalizasyon nedeniyle Lefkoşa'nın sokaklarını elbette kazmak zorundaydık. O günlerde bir Ulusal Birlik Partisi gazetesi, zannederim Birlik Gazetesi çıkıyordu o günlerde. Her gün manşetlerden Çukur Mustafa, Çukur Mustafa diye aşağılamak için yaptıkları yayınları 30 yıl sonra Alpay Durduran eğer bunu işte Akıncı'ya böyle derlerdi diye taşıyarak ve üstelik bütün halkın gördüğü hizmetleri görmezden gelerek bu kişi ne yaptıydı belediyede hiçbir şey yapmadıydı zaten falan diye söylediğinde bu eleştiri değil. Bu içteki bir kinin, öfkenin hala daha yenilemeyen bir garazın dışa vurumudur sevgili Aysu. Bunu başka türlü yorumlamak mümkün değil. Türkiye'ye karşı dik duracağını söylüyor ama zamanında Türkiye'ye karşı dik duranları tasfiye etmişti partiden. Nerede dik durmuşlar ki? KKTC'nin ilanını ben istemiyordum falan diyor. Kendisi gitti en başta elini kaldırdı ve
orada eğer dik durursaydı kendisinin anladığı anlamda onu orada yapabilirdi. Yapmadı neyse. O ayrı bir konu ama belediye başkanlığında yaptığımız hizmetleri bu kadar görmezden gelme, küçümseme anlayışına karşı önce birkaç söz söyleyeyim. Ondan sonra TKP boyutunu konuşalım. Öncelikle teşekkür ediyorum tabii bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü o dönemi yaşayanlar biliyor bunları ama genç kuşaklar gelişti. 30 yaşında olan insanlar var o gün hayatta olmayan. Bunlar bilmiyor bunları ve bu şekilde ithamlarla bir seçim döneminde geldiğinizde mecburen bizim de bunlara yanıt verme hakkımız doğar. Bir televizyon programında yapıldı bu ithamlar. Ertesi gün tabii medyanın birkaç gazetesine hem de ön sayfadan işte mal bulmuş mağrubi gibi buna sarılanlar oldu. Umarım bizim verdiğimiz cevapları da aynı gazeteler ön sayfalarından verirler ve televizyon sabah haberlerinde de bunlar kamuoyuna yansır. Ve o ölçüde kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmuş oldular. Önce belediye ile ilgili bakın. Hiçbir şey yapmadı, bu adam ne yaptı ki denilen o dönemin belediye başkanı olarak ben. İşte o solcuları attı etti denilen ben. Bu ülkenin 12 Eylül askeri darbesinden sonra 1980 12 Eylül'ünde burada belediyeyle bir kültür sanat şenliğinde oyun oynadılar diye, vatandaş adlı bir oyunu sahnelediler diye sokağa atılan ilerici, aydın, yurtsever tiyatro sanatçılarına sahip çıkıp 12 Eylül rejiminin bulutları daha bu adanın üzerinde dolaşırken Ekim ayında ilerici bir tiyatronun kurulmasının temellerini attım. Bugün bu toplumun yüz aklarından biridir bu tiyatro. Hala daha işlevini geliştirerek sürdürüyor. Bunu da mı görmüyorlar Akıncı ne yaptı belediyede derken? İlk iki toplumlu projelere imza atan, hala daha bugün Lefkoşa'nın kanalizasyon projesi Gönyeli'ye kadar dayandı. Bu şehir kolera salgınından kurtuldu. Ve iki toplumlu bir başarı öyküsüdür bu. Europa Nostra onur ödülüne layık görüldü bu Mustafa Akıncı denilen kişi. İmar planı çerçevesinde surlar içi Lefkoşa'ya kattığı tarihi çevre ve kültürel mirasın korunması çabalarından ötürü. Ağahan Mimarlık Ödülü'ne değer görülen bir Lefkoşa imar planına katkı yaptı, imza attı bu Mustafa Akıncı. Hiçbir şey yapmadı denen bu kişi. Bu ülkede kanserojen madde içeren ekmek üretimini değiştirdi. İlk defa bu ülkede indirekt ısıtmalı fırınlar, ekmek üretim tesisleri kurdu. 4 tane büyük kentte ekmek üretimini düzeltti. Halkın sağlığı için emek verdi. Halkın sağlığına katkı yaptı. Kentsel ulaşımı Lefkoşa'ya getirdi. Şimdi kaldırdılar tabii, o ayrı hikaye ama 14 tane belediye otobüsünü devreye koyarak bu ülkede kentsel ulaşımın ilk adımlarını attı. Bu ülkede emeğe verilen değerin göstergesi olarak belediye çalışanlarının düşük olan maaşlarını belli bir seviyeye getirmek suretiyle belediye görevini aranan görev, istenen, girilmek istenen, kaçılmak istenen değil, girilmek istenen bir görev haline getirdi. Çünkü ücret politikasını emekçinin, alın terinin lehine kullandı. Sadece bunları söyleyeyim. Başka bir şey anlatmayayım o dönemle ilgili. Bunlar hiç açtılar olaya. Belki onun devamıdır bu gönderilen mektupta. İşte bir şeyleri hallediyoruz havasında. Ama hallediyoruz yerine daha da berbat ettiler bana sorarsan. Kıbrıs Türk halkını rencide ettiler. Sadece Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu rencide etmediler. Ben öyle insanlarla karşılaştım bu son günlerde. Ben sağcıyım ama rencide oldum. Bu iş sadece sağ sol meselesi değil Sayın Akıncı. Değen insanlarla karşılaştım. Ben UBP'liyim ama rencide oldum ben bu işten. Nedir bunların yaptığı diyen insanlarla karşılaştım. Yani artık Kıbrıs Türk halkının haysiyeti meselesi haline geldi. Bu tür davranışlar onurumuzla oynanıyor. Ve bunu kalkıp bir de onuruyla oynanan bir halktan özür dileyeceğine Başbakan Yardımcısı, bu onuruyla oynanan halk adına Türkiye'den özür dilemeye
yöneliyor. Olacak iş midir? Yani bunu anlamak mümkün değildir. Bu kurumlara devlet olarak, hükümet olarak siz sahip çıkmazsanız kim sahip çıkacak? Halk sahip çıkacak sonuçta. Halk sahip çıkacak ve çıkıyor. Ve bu yapılanları onaylamıyor, benimsemiyor. Yani bir Türkiye Futbol Federasyonu bizim federasyonla en ufak bir ilişki kurmak istemiyor. Bir bu mektup yazmıyor. Federasyon başkanının kişisel çıkışı mı, bir resmi politika mıdır? Valla benim aldığım bilgiler, geçmişte daha iyi ilişkiler vardı federasyonlar arasında. Yani bunu özellikle önceki federasyon başkanının daha sık gelip gittiği ve bir iletişim uğradığı da söyleniyor. Yani bazı konularda kişilerin de elbette rolü var. Ama karşımızda duran bir uluslararası hukuk meselesi de var. Ve biz Kıbrıs sorununu çözüp bu uluslararası hukuk içine girmezsek ya da ara formüllerle gençlerimizin de uluslararası arenaya açılmalarını teşvik edecek, sağlayacak ara formüller üretemezsek bizim de diğer tarafında kabul edebileceği, FIFA'nın da kabul edebileceği ara formüller, bütün bu sıkıntıları yaşayacağız ve bunları ben çok anlatırım bildiğin gibi. Türkiye'den takım gelir, güneydeki takımla maç yapar, bizim gençler hep tribünden seyreder. Buradan takımlar gider, atletizm ekipleri gider Türkiye'ye. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı geçer, Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin atletleri geçer. Kıbrıs Marşı diye Yunan Marşı çalınır, Türkiye devlet erkanı, devlet adamları ayağa kalkar. Ve biz de bunu buradan gençlerimizle beraber televizyonlardan seyrederiz, sadece uzaktan bakarız. Bütün bunlara tahammül etmek kolay mı sevgili Aysu? Yani ben Hasan Sertoğlu'nun patlamasını çok doğal karşılarım. Bu yanlış. Yani elbette destek vermemiz lazım. Herkesin destek vermesi lazım. Ve bu sadece siyasi bir tavır değil. Yani seçim zamanı oy toplama kaygısıyla bir tavır değil bu benimki. Ben eskiden de bunları çok dile getirdiğimi hatırlayacaksınız. Adaylık konusu daha kesin olarak kafamda yer etmediği dönemde de ben bunlara destek verdim. Çünkü bu olamaz, yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Sonra da başbakan çıkıyor. Diyor ki ya bir de görseniz mektubun içeriğini, skandal olur diyor. O mektubun içeriğini çıkacaksın, açıklayacaksın ve kınayacaksın. Sen de diyeceksin ki bu yanlıştır. Öyle açıklarsam skandal olur olmaz. KOP'la yürütülen görüşmeleri nasıl buluyorsunuz? Bir yere varmadı henüz. Hı hı. Onun için son şeklini bir görelim çıksın. O nedenle biraz önce iki tarafın da kabul edebileceği bir ara formülden bahsettim. Bu ara formülün bulunması halinde ben bunu desteklerim. Burada asıl olan tabii ki gelecekteki federal yapıda bir ortaklaşma söz konusu olacak. Belki bir Kıbrıs milli takımı yaratılır. Belki İskoçya örneğinde olduğu gibi iki tane milli takım da olabilir iki federe devletin. Belki bu konularda spor camiaları bir araya gelir, farklı formüller üzerinde uzlaşırlar, anlaşırlar. Çünkü spor, eğitim gibi, kültür gibi alanlar federe devlet yetkileri içerisinde olacağı zaten benimsenmiş bir konudur. Ancak bu konuda ülkenin boyutları da dikkate alınarak daha farklı modeller geliştirilecekse, siyaseti bulaştırmadan ve bu konuyu günlük siyasete alet etmeden spor camiasındaki gençlerin önünü açmak için ne yapılabilir? Ben onun arayışı içerisinde olacağım. Bizim federasyonumuzla da bir cumhurbaşkanlığı makamı olarak yapacakları işlerde elbette gözeteceğimiz ilkeler dengeli, kabul edilebilir ara formül niteliklerine uygun uzlaşmaların yapılması. Şimdi o konuda bir tıkanma yaşanıyor, müzakere masası gibi. Hangi noktadadırlar ayrıntı bilmediğim için kesin işte bu tamamdır diyemiyorum ya da bu yanlıştır diyemiyorum, ama arayışı onaylıyorum. Arayış doğrudur. Çünkü haçana bir gerçekten bu gençler böyle bu şekilde yaşayacaklar. Ve bundan dolayı da bir takım başka sporcular Türkiye'ye gidiyor. Üstelik kulüpleri de mağdur edilerek gidiyor. Herhangi bir bedel ödenmeden gidiliyor bu Bal Ligi denen lige. Dolayısıyla bu konularda
Her şeyden önce iki federasyon birbirinin muhatabı olmalı. Hani biz tanıyoruz KKTC'yi, yani Türkiye, ben burayı tanıyorum diyor. Geliyor büyükelçi, güven mektubu veriyor bizim Cumhurbaşkanımız, öyle değil mi? Güven mektubu veriyor, tanıdım diyor. Da federasyon başkanı bizim federasyon başkanını tanımaz. O tanımaz da FIFA tanır. FIFA mektup yazar ve der ki Türkiye Federasyonu'ndan böyle bir mektup aldım. Türkiye Federasyonu da diyormuş ki o mektupta işte açıklanmayan ama sızdırılan mektupta işte burada Türkiye'den çok yurttaşlar var, onların futbol oynamalarıyla ilgili, onlarla ilgili olarak bir şube açmak istiyorum. İnanılır gibi değil gerçekten. Ve bu bizim kimliğimize, kişiliğimize vurulan bir darbedir. Bu yanlıştır, bir yanlış yapılmıştır. Bu yanlıştan en başta dönmesi gereken bu yanlışı yapanlardır. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de bunu onaylayan ve muhteşem bir olay olarak nitelendirenlerdir. Tabii bütün bunların köklü çözümü Kıbrıs sorununun çözümünden geçecek. Kuşkusuz. Bu konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Özellikle son dönemde çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Şu müzakere masası zaten bozulmuş durumda ve seçimler sonrasında yeni bir dönem başlayabilir mesajları veriliyor Rum basını üzerinden. Burada da Türkiye'nin Navtex'i yeniden yenilememesi ve aynı zamanda en iyi şirketinin de tadilata çekilmesi dolayısıyla bir sıcak dönem yaşanabilir mi sorgulaması yapılıyor. Burada doğalgaz gerçekten de ısıttı, sizin ifadenizdi süreci. Ama şu anda belli ki bu ısı çok iyi bir fotoğraf yaratmıyor. Türkiye'nin tavrını ve Navtex'i nasıl görüyorsunuz? Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında nasıl bir ortam olması lazım size göre? Eğer özellikle seçimi kazanırsanız bu krizi nasıl bir müdahale yaparsınız? Valla ben bir süredir açıkladım düşüncemi. Benden sonra o yönde gelişiyor. Yani benim açıkladığım tarzda gelişiyor olaylar. Ben böyle gelişeceğini öngörerek söylemedim onu. Doğrusu olduğu için söyledim. Yine onu tekrar edeyim. Yani 6 Nisan'da bizim hükümetimiz Türkiye hükümetinden yeniden uzatma istemesin dedim. Çünkü biz öyle açıklandı. Bu kararları alan KKTC hükümetidir dendi. KKTC hükümeti istediği için Türkiye bunu ilan ediyor dendi. Ben de bunu yapmayın artık. 6 Nisan'dan sonra seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'na bu imkanı verin. Tabii, müsaade edin, bu masayı açalım. Aslında Kıbrıs Türk tarafının masada olmadığı, siz belki bir gönderme yaptınız ama Kıbrıs Türk tarafının aslında masada olmadığı, Rum tarafında yine Rum basını üzerinden izlediğimiz Rusya'nın arabuluculuğu, Türkiye, Güney Kıbrıs arasında arabuluculuğunun konuşulduğu ama Kıbrıs Türk tarafının hiç taraf olarak adının geçmediği bir senaryoda da bunlar çok karşımıza çıkıyor. Çok yanlış şeyler. Eğer öyleyse, hiç gündemde yoksak, bizden habersiz işler kotarılıyorsa ve bize ondan sonra bilgiler veriliyorsa bunlar çok yanlış. Biz her zaman işin göbeğinde olmalıyız. Çünkü biziz bu bulunacak olan herhangi bir çözümün yaşayanları biz olacağız. Aktörleri biz olacağız. Özneleri biz olacağız. Dolayısıyla sürekli olarak bu konuların içinde olmamız lazım. Bizim olaylara yön vermeye çalışmamız lazım. Bunu yapmayı becermemiz lazım. Biz her zaman dinleyen, ikna edilen taraf olmak zorunda değiliz. Sizin konuşan, ikna eden. Ne olacak? Ben bu konuda çok net ve açık söyledim. 6 Nisan'dan sonra uzatılmaması lazım. Rumların da bu konuyu bizimle ilerilere bir çözüm sonrasına işte açılacak olan bir hesapta Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti bu gazı çıkaracak, para kazanacak da Kıbrıslı Türk vatandaşları için de bir hesapçıkta bu parayı muhafaza edecek anlayışından vazgeçerek bu olayda Kıbrıslı Türklerin de hakkı, payı, hissesi olduğunu içselleştirerek bunları bizimle paylaşması, konuşması, tartışması, geleceği birlikte
inşa etmemiz lazım. Federal yapı budur. Federal yapı yalnız yönetsel bir olay değil, doğal zenginlikleri paylaşmayı da içerir. Toprağı da, Türkiye'den geleceği söylenen Temmuz'da buradadır denilen suyu da, barış suyu diyor Türkiye yetkilileri. Onlar da yararlansın diyor. Ne güzel. Mülkiyet onlar konusunda da, bir dava gündemde biliyorsunuz. Bazı Kıbrıslı Rumların açma girişimi yani bir yere varmaz o dava. Neticede bu su geliyor ve bu suya iki tarafın da ihtiyacı var. Akıl bizi bu suyu nasıl pay edebiliriz? Nasıl iki tarafta yararlanabilir? Aynı şekilde denizin altındaki zenginlikleri de nasıl en iyi şekilde paylaşabiliriz? Nasıl bu ülkenin geleceğinde bunları kavga vesilesi değil barış aracı haline getirebiliriz? Şimdi bütün bunlarda aslında yönetim söz ve erk Türkiye'de gibi duruyor. En azından Kıbrıs Türk tarafını çok başat bir rolde göremedik bugüne kadar. Sizin burada bir tavrınız olur mu? İşte ben başından söylüyorum. Yani eğer bu Navtex'i uzatacaksanız zaten bu masa kurulmayacak. Biz diyoruz ki seçilecek olan yeni cumhurbaşkanına masayı kurma hakkı verilmelidir. Bunu ilk ben seslendirdim. Başkaları bunu konuşmadılar. Daha sonra basında işte bu yönde olabilir gelişmeler, en iyi şirketi de ara veriyor falan deyince cesaret buldu. Bazı başka adaylar da bunu bu şekilde seslendirmeye başladılar ama ben Sayın haftalar Sibel önce... Sayın Sibel bu yönde bir açıklama yapmıştı. Evet ama neden sonra? Ben bunu haftalar önce söyledim. Başbakan da Yorgancıoğlu da yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'na fırsat vermek için uzatmayalım falan, uzatmayacağız gibi laflar etti. Bunlar yeni konuşulan şeyler. Ben bunu çok önceden söyledim. Yapılması gereken bu. Evet, Türkiye önemli bir ülke. 75 milyon bölgesel bir güç. Bizimle olan ilişkilerinde de bize yardım yapan, ordusu burada, buraya gönderdiği nüfus var. Bütün bunlar bir vaka ama biz de varız buralarda ve biziz bu çözümde karar verecek olan. Türkiye ile istişareye evet, karar sahibi buranın insanı olacak. Kıbrıs Türk halkı bu geleceğini belirleyecek. Yeni beyaz bir sayfayı bu halk kendisi yaratıyor. Benim seçilmem demek bu halkın kararlılığının göstergesi olacak. Yeni bir ilişki istiyor bu halk. Hem Güney Kıbrıs'ta hem Türkiye ile. Türkiye ile olan ilişkilerde ne çatışmacı ama ne de teslimiyetçi, uzlaşmacı bir siyaset istiyor. Ben bunu söylediğim için destek görüyorum halkımdan. Uzlaşmanın temelinde ise karşılıklı haklara saygı prensibi yatmaktadır. Dolayısıyla elbette biz söz sahibi olacağız. Kendi kaderimiz hakkında biz söz sahibi olmayıp da kim söz sahibi olacak? Türkiye ile en iyi ilişkiye, istişareye evet ama sonuçta karar sahibi burası olacak. Kıbrıs Türk halkı olacak. Ben bunun dışında bir cumhurbaşkanlığı modeli ne düşünürüm, ne öngörürüm, ne de kabul ederim. Türkiye'nin tavrını nasıl takip ediyorsunuz? Tabii şu an itibariyle herhalde çok öncelikli seçimlerle bir konu mi değil. Hayır, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak genel çerçevede masa... çözümü motive edebilecek ya da edecek bir irade görüyor musunuz? Vallahi, yoksa farklı bir takım düşünceleriniz var mı? Çok kalmadı. 38 gün sonra burada Cumhurbaşkanı değişecek. Bu seçimden sonra en fazlası iki turlu olursa 45 güne çıkar bu. Dolayısıyla azamisinde 1,5 aylık bir süreden sonra kendi gözümüzden göreceğiz. Şimdiden ön yargıyla bir olumsuzluk düşüncesini yaymak istemem. Ama şöyle de durumlar var. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır geliyor buraya, gidiyor. Nedir bu bölünmüşlük diyor. Utançtır diyor. Artık Lefkoşa'nın göbeğinden duvarın geçmesi filan diyor. Bu ne mesajıdır? Artık çözüm olsun mesajıdır. Başbakan yardımcısı Türkiye hükümetinin çıkıyor diyor ki çözümsüzlük de çözümdür filan yok diyor öyle bir şey. Bunu bizim şimdiki Cumhurbaşkanı çok söylerdi. Hatırlarsınız Sayın Eroğlu. İşte bir çakıldaşı vermem,
çözümsüzlükte çözümdür filan. Çok enteresandır. Şimdi 5 sene geçti, görevi sona eriyor. Bana 2 yıl daha verin, bu işi halledeyim diyor. Çok enteresan. Bazı yerlere gidiyor tabii ki, başka korkular aşılıyor insanlara. Bunu da isterler, onu da ister Rumlar, burayı da, şurayı da. Onunla bir mesaj veriyor insanlara, beni seçin de merak etmeyin, bunlar verilmez sana. Öte yandan da 2 yılda da bu işi halledeceğim mesajı verir. Çözüm isteyen insanlar da var çünkü bu toplumda, onlara da mesaj vermesi lazım. Çözüm isteyenler de ağırlıkta, onun da farkında. Dolayısıyla böyle tutarsızlıklar içerisinde giderken ansızın bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, şimdiki bizim Cumhurbaşkanımızın bir söylemini kaldırıp yere vuruyor. Yani veyahut da bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı gidiyor Yunanistan'a. Yunanistan'daki iş konseyiyle Yunanlı ve Türk iş adamları konseyine diyor ki, biz iki ayrı devlet olabiliriz, iki ayrı millet olabiliriz ama bakınız şu coğrafyaya bakınız. Yan yanayız, bu coğrafyayı bir bütün olarak planlasak ne güzel olur. Ne güzel kazançlar elde ederiz. Her ikimiz de borular geçer, bizim üstümüzden Yunanistan'dan Avrupa'ya gider. Onun dışında turizmde, ekonomide, diğer alanlarda ne büyük işbirlikleri yapabiliriz. Şimdi bunu söyleyen bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Yunanistan'la Türkiye'nin bile ortak planlanmasını, ortak bir coğrafya gibi algılanarak planlanmasını isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Kıbrıs gibi 9000 kilometre karelik bir adanın birlikte planlanarak geleceğe yürümesine karşı çıkabilir mi? En azından retorik olarak, söylem olarak karşı çıkamaz. Bir de şu var, tabii onun da altını çizelim. 11 Şubat 2014 anlaşmasının imzalanmasında Sayın Eroğlu böyle çok hayışkar değildi. Sayın Davutoğlu o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Onun da gelip katkı yapmasıyla anlaşılan ve buradaki siyasi partilerin çözüm isteyenleri tarafından da yapılan katkılar sonrasında 11 Şubat 2014 metni üzerinde uzlaşma sağlanabildi. Dolayısıyla ben şu anda söylemlere bakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin müzakere masasının ila nihaye kurulamaması yönünde bir davranış sergileyeceğini düşünmek istemem. Ama 45 gün sonra halkımızın iradesiyle oraya gelirsek birebir göreceğiz zaten durumları. Biz bu masanın bir an önce kurulmasından yana olacağız. Kıbrıs Türk toplumunun haklarını elbette sonuna kadar savunarak karşılıklı haklara saygılı bir çözümün oluşabilmesi için zamana oynamak elbette lüksümüz yoktur. Zamana oynamanın zamanı yıllar önce geçti artık bu ülkede. Dolayısıyla şunu söyleyeyim sevgili Aysu. Ben bu göreve halkın takdiriyle geldiğimde, ki buna geleceğime de inanıyorum, onu size söyleyeyim. Orada ciddi bir özgüvenim var. İddialısınız, hatta birinci turdan biter bu seçim tahmininiz de var sanırım. Şöyle söyleyeyim, ben o kadar büyük konuşmam. Haddimi bilirim, ölçüyü kaçırmamaya çalışırım. Ölçüyü iki kişi kaçırdı. Sibel Hanım ilk günlerde birinci turdan diye söylemlerde bulundu. Fark etti herhalde, vazgeçti artık. Onu fazla duyduğum yok son zamanlarda. Sayın Eroğlu güzel bir de espri yaptı. 2015 hedef %55 gibi bir şeyler. O da güzel bir rüya, hayal. Ben şu iddiamı çok net yapabilirim. Ben birinci turdan bu işi kazanırım demem. Ama birinci turun birincisi biz olacağız. Birinci turun birincisi, ikinci turun da galibidir. Birinci turun bir defada bitmesi halka bağlıdır. Önümüzde geriye kalan 37 günde eğer halkımız bu şimdi göstermekte olduğu yoğun ilgiyi ve desteği artırarak sürdürürse, ben şunu söyleyeyim, yani bir oy patlaması bekliyorum. Yani halkın sözlerinde değil ama gözlerinde ben bunu okuyorum. Onu size söyleyeyim. Neden sözlerinde değil de gözlerinde?
Onu da çok net şöyle ifade edeyim size. Çok değişik kesimlerden, çok değişik partilerden, farklı konumda olan insanlarımızdan destek var. Bir anketçi gittiği zaman, bir anketör, bu toplum küçük, baskı da var. Onu da size söyleyeyim. Çekingenlikler hala var. Doğrudan Akıncı demiyor. Vatandaşın anketçiye söyleminde bu çok açık ve net olamıyor. O nedenle ya kararsızlar içinde ya da hatta başka adaya vereceğini söyleyenlerin içinde bile çok ciddi oyumuz olduğuna inanıyorum. Bunu göreceksiniz. Bu bir buzdağı gibi, denizin üstündeki kısmı az, altındaki kısmı çok büyük olan bir seçim gibi algılıyorum. Ama o gün sandığa gidildiğinde sevgili Aysu, orada ne anketör var, ne baskı var, ne şu var, ne bu var. Orada vicdanıyla baş başadır yurttaş ve vicdanın sesine kulak verecek. Zaten bana o sesi iletti de ben onun için yola çıktım. Çok açık, çok net. Dolayısıyla çok büyük bir özgüvenim var. Ve bir de rahatlığım var, onu da söyleyeyim. Ben kendimle barışık girdim bu seçime. Bunu da soruyor bana yurttaşlar. Yani bu konuda bir şey duymuyor musun? Bir kaygı. Niye kaygı duyayım? Benim kaybedecek dünyalarım yoktur. Sadece vereceğim hizmet var. Dökeceğim alın teri var. Ve şunu da ekleyeyim. Bazen belli bir seçime girip de kazanan insanlar bir sonraki dönem hazırlıklarına başladılar. Bende böyle bir şey olmayacak. Bir şeye daha açıklık getireyim. Bazıları böyle bunu mesaj diye yazdılar basında. Yani bu seçimi kaybederse Akıncı, siyasete, aktif siyasete, parti başkanı, hayır şöyle bir şey. Öyle bir düşünce yok. Öyle bir durum hiç kesinlikle söz konusu değil. Bağımsız, tarafsız cumhurbaşkanlığı yapılacak. Bu ülkeye, Kıbrıs'ın geleceğine, bu ülkenin gençliğine verebileceklerimiz ne varsa hepsini önümüzdeki birkaç yıl içinde vermek ve gönül huzuru içerisinde geleceğe daha iyi bir Kıbrıs bırakmak ve insanımızın göç yollarına düşmeyeceği, gençlerimizin bu topraklarda mutlu olabileceği, uluslararası hukuk içine gireceğimiz, adaletin yeşereceği yeni bir dönem, yeni bir beyaz sayfa. Evet. Peki çok sayıda destek mesajı var. Akıncı güvendiğimiz tek aday, yanınızdayız diyenler var. Teşekkür ediyorum. Ama birkaç da soru var. Çok hızlı cevaplayabilecekseniz soralım. Çünkü gene eskilere götürecekse bizi, girmem eskilere artık. Söyleyeceğimi söyledim ben. Ne olduğunu bilmeden size söyleyeyim. Peki Biray Delicermak demiş ki general çizmeyi aştı sözünü generalin yüzüne mi söyledi diye bir soru sormuş. Peki onu açıklayayım. Biray Bey şunu bilsin. Kısaca girelim dilerseniz. Çünkü anladayım olayı. Olay şu. Polis, yeni polis genel merkezinin açılış töreni. Orada hükümet bir karar vermiş. Demiş ki biz polisin sivil otoriteye bağlanmasını istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Sosyoekonomik programın bir parçası da bu. Çünkü vatandaştan kemer sıkmasını istiyoruz. Kıbrıs sorununda görüşmeler tıkanmış. En azından bir nefes alsın bu toplum. Demokratikleşme, sivilleşme yönünde adım atalım. Çözüm müzakereleri içinde başlangıçlar yapalım. Bankalar çöktü gitti. Ekonomik tedbirler almak lazım. Nitekim alındı da o dönemde. Bankalar öyle düzlüğe çıktı. Onu da antiparantez söyleyelim. O dönemde alınmış güzel kararlar da vardır. Fakat o polisin açılma töreninde çıkıyor bu general. Arkasından çok da konuşmaya gerek yok. İntihar etmiş. Bu dünyada olmayan bir generalden bahsediyoruz. Ali Nihat Özeyranlı. Ancak sivil siyasete, sivil siyasetçiye ağır ithamlar içeren, işte bunlar partizan, bunlar şöyle, bunlar böyle. Çelik zırh ördük biz polisin etrafına. Bunu vermeyiz sivillere falan filan diye böyle acayip bir konuşma. Bana hakaret içeren bir şey yok o ana kadar. Aslında partizan diye işaret edilen de yanımda oturan zat.
başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı. Benim orada üzerime alınacağım bir şey de yok ama üzerime alınacağım şey şu, sivil siyasete, sivil siyasetçiye verilen, vurulan bir darbe, bir söylem. Bana sorarsanız tabii ki sivil siyaset en azından hesap verebilir. Ama askerin elinde bir kurum, bir polis hesap da vermez. Orada ayrımcılık olmaz mı? Daniskası da olur ve hesap da soramazsınız. O meselenin bir diğer yönü. Bu konuşma karşısında ben yerimden kalktım ve komutanlara da, Denktaş'a da, Eroğlu'na da hepsi kurdelle kesmeye hazırlanırlarken antidemokratik bulduğumu, bu konuşmayı protesto ettiğimi ve töreni terk etmekte olduğumu söyledim. Evet, yüzlerine karşı hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nın, hem Kolordu Komutanı'nın, hem Denktaş'ın, hem elçinin, hem Sayın Eroğlu'nun. Hayatta olanlar var, onlar açıp söyleyebilirler. Demokrasi anlayışıma sığdıramıyorum bu söylemlerinizi, protesto ediyorum, ayrılıyorum dedim, ayrıldım. Bunun üzerine Boğaz'a çağırdı bütün basın organlarını bu söz konusu general ve orada daha ağır sivil siyasete ama şahsıma yönelik de bu defa ağır laflar, işte demokrasi abur cubur yemeye benzemez, gaz yapar, sen turizm bakanısın, ne anlan bu işlerden, sen bu konularda en son konuşacak insansın falan diye belli ki Kolordu'dan veyahut da Genelkurmay'dan ve Denktaş'tan aldığı ilhamla bize ağır saldırı yapınca ben de ertesi gün basın toplantısı yapacağımı ve açıklama yapacağımı söyledim. Orada general çizmeyi açmıştır lafı geldi. Ama onun öncesi var, o kadarını da paylaşmam lazım. İzleyiciler bunu da bilsinler. Bilmiyorum sizin programlarınızdan birinde açılmış mıydı bu konu ama benim bu basın toplantımı önlemek için açıkladım çünkü yapacağım diye. Sayın Denktaş da, Sayın Elçi de telefonlara sarıldı. Yapma, etme dediler. İşte komutanın gözleri bile doldu, şu bu. Hatta bu konuda başaran düzgün bu komutanın bize darbe yapmayı bile planladığını filan yazdı köşesinde. Benim bir bilgim yok darbe yapmaya mı niyetlendiydi. Neyin darbesi yapılacaktı zaten askerin denetiminde olan bir toprak parçasında, onu da anlayabilmiş değilim ama sonuçta Sayın Denktaş'la aramızda şöyle bir konuşma geçti. Bunu da tabii ki ikinci kitabımda anlatmaktayım. Sayın Akıncı dedi tamam, o konuştu, sen konuştun, şu bu falan yeter, başka basın toplantısı yapma. Dedim Sayın Denktaş, yapacağım ben bu basın toplantısı. Neden dedi? Dedim nedeni çok açık değil miyim? Komutanın söyledikleri elinizde mi dedim, gördünüz mü? Evet dedi, buradadır. Dedim şimdi alınız lütfen. Bir daha okuyun ama okurken küçük bir değişiklik yapın. Akıncı değen yerleri silin, Denktaş yazın da öyle okuyun. Dedi Sayın Akıncı, bakalım hazmedebilecek misiniz dedim. Dedi Sayın Akıncı, biz neler hazmettik dedi. Dedim Sayın Denktaş, hazmede ede bu hale getirdiniz. Onun için ben hazmetmeyeceğim. Biray Bey'e sorusu için teşekkür ederim. En azından çok geçmişe bizi, gittik. Bu biraz daha yakın geçmiş. Evet. Bu 2000 yılında olmuş bir şey. 2000 yılı Temmuz. Bir de tabii ki o dönemde bu olayın hemen ardındandı zannederim. O casusluk şebekesi olayı çıktı gündeme. Şener Levent'leri tutukladılar, ettiler. Casus şebekesini buldular diye. Sayın Denktaş da çıktı. Ben daha görevdeyim. Sayın Denktaş da çıktı, dedi ki delilleri gördüm falan. Ona da cevap vermek zorunda kaldık. Siz hem savcı hem yargıç olamazsınız Sayın Denktaş. Neyse, bunlar çok tarihçiler yazacak. Çok teşekkür ediyoruz. Tarihçiler yazsınlar. Siz de ikinci kitabınızda yazdığınız zaman okuyalım. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için. Sayın Akıncı, kolay gelsin diyelim sağ size. Sağ ol. Evet, gün getirdiklerinin sonundayız. Pazartesi yeni bir haftayla karşınızda olacağız. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.